Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin Ve salatu ve selamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve ba'd. Evet kıymetli arkadaşlar, Yasin suresinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öyle bir ayet-i kerime ki bir önceki dersimizi takip edenler bilirler. Yasin suresinin 47. ayeti kerimesi üzerinde duracağız. Bu ayet-i kerime bizim Türkçede kullandığımız haydi Allah versin ifadesinin karşısında duran, o ifadeyi tamamıyla yok sayan, tabii ki bu Allah versin ifadesini kullananlar, Belki isteyerek, istemeyerek, bilerek, bilmeyerek kullanma içerisinde ama biz bu ayet girimi gördükten sonra bu ifadeyi kullanmayacağız artık. Bu ifadeyi lugatimizden çıkaralım. Çünkü veren de o, alan da o, ne verdiyse odur. Dahi nemiz var diyoruz mesela bakıldığında. Evet bir ayet-i kerime görelim. Rabbimiz bize ne buyurdu? Bununla alakalı yapmamız gereken, üzerimize düşen sorumluluk nedir? Ondan sonra kararımızı verelim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin suresi 47. ayet-i kerime. Ve izâ ile denildiği zaman lehum onlara ne denildiği zaman enfiku infak edin harcayın neden harcayın mimma razakakum size rızık verdiği şeyden kim Allahu Allah Allah'ın size rızık verdiği şeyden harcayın denildiği zaman onlara önce ayet-i kerimenin şu orijinal metnini görelim. Kale der ki kim ellezine o kimseler ki keferu o küfredenler der ki lillezine amenu iman edenlere o küfredenler der ki şunu söylerler. E nut'imu biz mi doyuralım? Kimi? Men o kişiyi ki lev yeşâullâhu. Allah dilerse at'amahu onu doyurur. Allah'ın dilediğinde doyurabilme imkanına sahip olduğu kişiyi biz mi doyuralım derler. Evet devam ediyor ayet-i kerime. İn entum kafirler iman edenlere şunu söylüyor. İn entum siz olmadınız. İlla sadece siz fakat fi <fî> dalalin mubin. Apaçık bir sapkınlık içerisindesiniz. Siz ne söylediğinizin farkında mısınız diyorlar iman edenlere. Evet bakıyoruz şöyle tefsir kısmına. Ey ve izaqi ile denildiği zaman kim için liha ula il küffari şu kafirler için denildiği zaman ne ile bir tariqin nasihati nasihat yoluyla denildiği zaman ne deniliyor enfiqu infaqadin neyi Ba'za a'taküm. Allah'ın size verdiğinin bazısını. A'taküm verdi. Kim? Allah bazısını, Allah. Allah'ın size verdiğinin bazısını bir kısmını infak edin denildiği zaman neden verdiğini min fazlihi fazlından kereminden hazinesinden kime infak edin en ala al fuqara fakir fukara fakillere daha vel mesakini miskinun mesakin miskinlere fakir arkadaşlar durumu yani ihtiyaç sahibi olan elinde bir imkan var ama yine de ihtiyacı var o imkan. Miskin ise me la yucedu şeyun. Yani bir şeyi olmayan zavallı fakirin altındadır miskin. Fakir gani değildir. Gani'nin zıttındadır. Miskin ise tamamıyla zavallı durumuna düşmüştür. Evet böyle onlara nasihat yoluyla bu şekilde söylendiği zaman Galel bu galel lezine kefuru ayet kirmeyi gördük. Ey galel küffaru kafirler dedi ki kime dedi? Lil müminine müminlere. Ne olarak ne halde tehekkümen bi harfi cerri tehekkümen bihim. Onlarla alay eder tarzda dedi ki dediler ki küçük düşürür tarza. E nunfiku biz mi infak edelim neyi? emvalene malun emval mallarımızı mı infak edelim kime ala haulai mesakin şu zavallılara biz mi infak edelim ellezine <laughs> o miskinler ki efkarahum <laughs> onları fakir kıldı kim allahu Allah yani ne yani siz şimdi şunu mu söylüyorsunuz Allah'ın fakir kıldığı kişileri zavallıları biz mi doyuralım biz mi infak edelim dediler ey Ma entum siz hayır o eyühel mukminune ey iman edenler müminler sizler olmadınız. İllafi fi dalalin bir sapkınlıktasınız. Öyle sapkınlık ki zahirin normal şekilde bakıldığında vadihin apacık bir şekilde ciddi anlamda sapıklık içerisindesiniz. Yani şöyle üstün körü bakılsa da görülür. Derinlemesine bakılsa da görülür. Vadih üstün körü diyelim. Zahir bir takım bilgisine sahip olan insanın görmesi gerekir. İzah edilmiş çünkü vazih. Yani bakıldığında çok büyük bir sapıklık içerisindesiniz sizler der. Hayse öyle ki siz sebebini bildiriyor. Niçin? Te'murûnene bize emrediyorsunuz. Neyi? En nunfika infak etmemizi. Neyi infak etmemizi? Emvalene mallarımızı infak etmemizi mi emrediyorsunuz? Kime? ala men o kişiye ki efkarahum Allah onları fakir kıldı. Kim fakir kıldı? Allahu Allah. Yani siz Allah'ın fakir kıldığı kişilere bizim mallarımızı emretmeniz hasabi ile sebebi ile gerçekten açık bir sapıklık ve şaşkınlık içerisindesiniz. Ne söylediğinizi bilmez haldesiniz. Kâne idi. Nerede? Bir Mekke. Mekke'de vardı. Kim? Zanatı katu. Zındık zındık zanadık çoğulu. Mekke'de zındıklar vardı. Fe iza umiru onlara emredildiği zaman ne ne ile bir sadakati. Sadaka ile emir verildiği zaman kime sadaka? Alel mesakin miskinlere. Bu sadaka tabii ki cepteki bozuklukları vermek değil, 2 3 lira vermek değil o anlamda değil. Çünkü innema sadakatul lil fuqara'i buyuruyor Rabbimiz. Miskinlere Bakın zavallılara sadaka ile emir olundukları zaman bu zındıklar dediler ki la hayır vallahi vallahi Allah'a yemin olsun ki la nef'alu yapmayacağız. Biz yapmayacağız dediler. Bu işi ortaya koymayacağız dediler. Burada ey fakarahullah arkadaşlar burada bir hat hatası var sanıyorum. Burada şurada şöyle söyleyelim. Efkarahullahu burayı yeyi kaldıralım buradan. Efkarahullahu sizin hattınızda nasıl yazıyorsa ona göre bildirirseniz sizin elinizdeki hatta basımda ondan biz de öğrenmiş oluruz. Allah'ın efkarahullahu fakir kıldığı ve nut'imuhu yani onun fakir kıldığını ve nut'imuhu nahnu biz mi doyuralım? Onun fakir kıldığını, fakir yaptığını biz mi doyuralım dediler ve garaduhum onların amaçları bu hususta neydi nedir? Erreddu. Reddetmek cevap verme, Reddetmek alel mu'minine mü'minleri reddetmektir. Feki sanki onlar yakulune nedir? Yakulune söylüyorlar. Şöyle söylüyorlar. Levkânel emru eğer iş idi ise ne gibi? Kemâ amune? Sizin iddia ettiğiniz gibi bir iş varsa ortada neyi iddia ediyorsunuz? Bakın. Ennallâhe şüphesiz ki Allah nedir? Kadirun gücü yeter. Allah'ın kadir olduğunu, gücü yettiğini iddia ediyorsanız daha neyi iddia ediyorsanız? Ve ennallâhe Allah rızakun, rızık verendir. Allah kadi buna gücü yeten ve rızık veren olduğunu iddia ettiğiniz gibi ise iş le at'ame doyurur. He, kimi he ula il fukara Bu fakirleri doyurur zaten Allah. Yani siz ne demek istiyorsunuz diye fitne fesat vermeye çalışıyorlar. Feme belüküm ne oldu sizin akıllarınıza? Size ne oluyor? Sizi alakadar eden nedir? Tatlubune ne istiyorsunuz? Talep ediyorsunuz neyi? Yetamehum onları doyurmayı istiyorsunuz kimden? Minna bizden. Yani siz iddianızda doğruysanız Allah razzakul alemse rız alemleri rızıklandırırsa ve buna gücü yeterse o yapar zaten. Siz ne oldu da yani bunu bizden istiyorsunuz dediler. Ve ma alime bilmedi, bilemedi kim? Ha ula'i sufaha'u. Sefih, süfeha. ikinci cüzün başında Bakara suresinde kaldığımız yerden seyakulü süfehâ'u diye başlayan sayfadan inşallah dersimiz devam edecek arkadaşlar. Yakında o derslere başlayacağız ikinci yüze. Bakara suresinin 141. ayeti bitmişti en son. 142'den devam edeceğiz nasipse. Bu beyinsizler, bu akıl yoksunları, bu kendini bilmez cühela dedi. Onlar bilemedi, bilmedi. Neyi? Enne hazaine hazinetun hazain. Enne hazainel erzaki. Rızıkların hazineleri nerededir? Biyedil hallaki. Allah'ın elindedir. Bütün rızıklar, bütün hazineler Allah'ın elinde olduğunu bilemediler. Daha neyi bilemediler? Ve ennehu ta'ala yüce Rabbimiz ağına zengin kıldı. Kimi? Bağdal halki mahlukatın bir kısmını. Ve efkara fakir kıldı. Kimi? Bağdal halki mahlukatın bir kısmını, diğer yarısını niçin? İbitileğen, sınamak için. İbitela, yebiteli bela yeblü, blüven se neblü küm vel hayri fitle ve le neblüven bir şeyin minel havfi. Ayet-i kerimeler kimini zengin kıldı, kimini fakir kıldı. Niçin? Liyanzur'a bakmak için Keyfe, atafe nasıl şefkat gösterdi? Kim? Elgani, yulgani nasıl şefkat gösterdi? Zengin'e, yardı, fakire yardım etti. O keyfe nasıl sabara sabretti? Kim? El fakir, fakir. Fakirin nasıl sabrettiğini, zenginin nasıl da merhamet ettiğini görmek için. Fakat mena'a Allah engelledi. Niye et dünya? Dünyayı menetti. men etti. Kimden mena'a an? Anil fakirin fakirden dünyayı uzaklaştırdı. La buhlen ama cimri olduğu için değil. Ve emaral ganiye zengine emretti. Ne ile bil infaki infak etmesi ile ve malını harcaması ile emretti. Aleyhi o fakir üzerine emretti. Fakat la hacete ihtiyaç yok ile malihi. Allah'ın Allah'ın o kişinin malına ihtiyacı yok. Velakin fakat lil ibtilai imtihan için. İmtihan için yaptı Cenab-ı Hak bunu. Zengine malını infak etmesini ve söyledi, buyurdu. Fakire de sabrediyor mu, etmiyor mu diye dünyayı ondan uzaklaştırdı. Vallahu Allah yef'alu yapar. Neyi? Ma o, dilediğini yapar. La i'tiraza. La i'tiraza yani. Türkçemizde itiraz diyoruz aynı şekilde. La itiraza itiraz hakkı yoktur. Li ahadin hiç kimse için karışma hakkı, itiraz hakkı yoktur. Bu itiraz kelimesi araya girme anlamında da kullanılır arkadaşlar. Zaten Türkçemizde öyle. Ben bunu itiraz ediyorum yani araya giriyorsun. Cümleyi itiraziye vardır. Bu cümleler ve nahiv kuralına bakıldığında cümle aktarılırken şöyle bir olay anlatıldığını düşünün. Hemen araya bir cümle itiraziye girer. Bakın o da araya giren cümle manasında. O cümle orada aslında olumsuz anlamda bir itiraz veya bir çekişme çatışma içinde değil. Sadece bilgi verme amaçlı araya giriyor. Umarım mesele anlaşılmıştır. Bu çok sorulan sorulardan birisiydi. İfade etmek istedim. Nerede itiraz yoktur kimse için? Fi meşiyetihi Allah'ın dilediği şeyde kimse karışamaz. Ve la fi Allah'ın hükmünde kimse bu anlamda karar sahibi değildir. Çünkü bakın Enbiya suresinin ikinci sayfasının alt ayet kerimesine geçer. 17. yüzde. Şimdi ayet numarasını hatırlayamadım. La yüz elu hesaba çekilmez. Neden? Allah amma yef'alu yaptığından Hum, fakat o insanlar yüz elune sorguya çekilirler. Evet burayı bu şekilde Bakara Yasin suresinin 47. ayet kelimesini bireysel ele almak istedim arkadaşlar tefsirden. Şimdi burada tabi ki bakıldığında sümme akbara daha sonra haber verdi. Akbara an Allah haber verdi. An inkarı müşrikine müşriklerin inkarından yok saymasından. Lil ahireti ahireti yok saymasından. Ve uzak görmesinden liqiyami saati saatin ayağa kalkması yani son saatin dünyadaki son saatin bitip dünyanın kıyametinin kopmasını uzak görürler. İstebade baude uzak olmak, istebade uzak görmek. Mesela bu anlamda cümle kurduğumuzda estebe'i diyor. Ben uzak görüyorum. En tezhebe ile medinetin uhra. Senin diğer şehre, diğer bir ile gitmeni uzak görüyorum gidemezsin manasında. Fakale ve buyurdu ve yakulu ne derler ki o müşrikler meta hazal va'du'' Bu vaat ne zaman in sadıkın, Doğru söylüyorsanız. Şurayı bir çevirelim. Diğer dersimize yine buradan başlayacağız. Ey meta ne zaman yevmul kıyamet o kıyamet günü ellezi o gün ki tevaattumuna tevaade korkutmak tehdit etmek. Vaadun müjde vaidun tehdit diyelim sizin bihi kendisiyle bizi korkuttunuz o kıyamet günü ne zaman dediler. İşte Cenab-ı Hak da bundan haber verdi. Bu Bakara Yasin suresi. Aklımız Bakara'ya gidiyor devamlı. Yasin suresi 47. ayet-i kerimede bunu temas ettikten sonra 48'de onu gördük. Evet arkadaşlar diğer dersimizde 48'den devam edeceğiz. Bu dersimize özel olarak sadece 47'yi ele almak istedik. Cenab-ı Hak derslerimizde başarılar ihsan eylesin. Sınavlarınızda muvaffakiyetler diliyorum. Görüşmek üzere kıymetli arkadaşlar.